Türkistan'dan Anadolu'ya, renk renk, nakış nakış uzamış kilimlerimiz. Aşkımızı, sevdamızı ilmeklerle halılara nakşetmişiz çağlar boyunca. Bazen binlerce yıllık pazırık halısı olmuşuz Altaylarda. Bazen herekede dokunan örtü olmuşuz Kabe-i Muazzama'ya. Bazen yatak, yorgan, bazen yer örtüsü, çadır perdesi, bazen seccade ya da minder, bazen de duvara asılan süs eşyası olmuş halı ve kilimler. Zengin bir kültüre sahip bir toplumun düşüncelerini, sevdalarını, savaşlarını yansıtmış. Orta Asya'dan başlayıp Selçuklu'ya, oradan Osmanlı'ya ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanmış bu halk sanatı. Böylece binlerce yıla meydan okuyabilmiş, kök saldığı her toprakta yeni motif ve renklerle gelişip güncellenmiştir. Zengin kültürlerin birikimini ilmikler vasıtasıyla aktaran kadim sanatımız, tarihi İpek Yolu sayesinde Altay Dağları, Yenisey Vadisi'nden dünyanın birçok bölgesine yayılmıştır. Halı deyip geçmemek gerekiyor. O halı, ilmik kültürümüzü, sanatımızı, tarihimizi işlemiş ve her bir desenin ayrı bir hikayesi olmuş. Asırlarca kültürümüz dünyaya halılarla gitmiş. Halıcılık bir sevdadır, bir kültürdür, bir tarihtir. Ama en önemlisi el emeği, göz nurudur. Hereke halısında ham madde olarak ipek, yün ve pamuk kullanılır. Hereke halısı pamuk iplik üzerine yün ve ipek üzerine ipek olarak iki türlü dokunur. Yün halıların desimetre karesinde 3600 ilmek, ipek halıların desimetre karesinde ise 10.000 ilmek bulunur. Bu kadar sık dokunduğu için hereke halılarında bulunan desenler oldukça ayrıntılıdır. Türk düğümüyle dokunduğu için İran halılarına göre daha dayanıklı olan hereke halıları ilk dokunduğu dönemlerden günümüze İran halı desenlerinden hiç etkilenmemiş saray nakkaşlarının özgün tasarımlarıyla hayat bulmuştur. Hereke halılarında sanatın her dalında doğayı kucaklayan motifleri ve tasavvuf kültürümüzden gelen sonsuzluk temasını bulmak mümkündür. Hereke halılarında başta lale, gonca gül, yaprak, karanfil, sümbül, çiçek buketleri olmak üzere 200'den fazla çiçek motifi kullanılır ve bu motifler bir araya gelerek eşsiz desenler oluşturur. En çok bilinen ve klasik olan desen 7 dağın çiçeğidir. Bu deseni dokuyan genç kızlar 7 tepe üzerinde kurulu İstanbul şehrinin çiçeklerini anlatırlar halılarda. Thank you.
kültür, sanat, medeniyet yaşamalı ve yaşatılmalı. Ama öyle değerlerimiz var ki binlerce yıllık geçmişi olan sanatımız, ipek halıcılık, halıcılık, Altay Dağları, Pazırık Korganları'nda 2500 yıl önce bulunan Pazırık halısından Hereke halısına, Avrasya Gazeteciler Derneği olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü PRODES projesi olarak İpek halıcılığımızın tarihini araştırıyoruz. 2500 yıllık geçmişini Hereke İpek halısının yeniden cazibe hale gelmesi için Anadolu yollarındayız, Hereke'deyiz, yurt dışındayız. Önemli bir yerdeyiz, Kürt'ündeyiz. Oğuz Türklerinin Çepni boyunun ilk geldiği bölge diyebileceğimiz. Hatta 1071 Malazgirt'ten önce Çepni Türkleri Harşit Vadisi Kürt'ün bölgesine gelirler. Ve bugün bu halıcılığımız Hereke İpek Halı Sanatı diye geçiyor burada. O sanat burada yaşatılıyor. Kürt'ün de yaşatılıyor. Kürt'ün Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan sergiyi Avrasya Gazeteciler Derneği olarak gezip o halıları nasıl dokunduğunu araştırıp gelecek kuşaklara aktarmak istedik. Burada Hereke halı sanatını öğretiyor musunuz? İpek halı sanatını. Kürt'ün burası, halk eğitim binasındayız. Bize anlatın. Nasıl öğrendiniz bunu ve ne yapıyorsunuz şimdi? Ne zaman öğrendiniz? Nerede öğrendiniz? 16-17 yaşlarında gittik. Kırgeç köyümüz var. Kırgeç köyünde öğrendik. Bundan beri yaptık. Kurslara katıldık. Belge aldık. Belge alandan sonra Torun Halk Eğitimine gittik. Halk eğitimde öğretici belgesi aldık. Ondan sonra bizi görevlendirdiler. Gümüşhane Tekke Köyü'nde ilk görevimi yaptım 89'da. 88-89 orada yaptım. Ondan sonra geldikten birkaç sene sonra 92'de 93'te Kürt'ün de yaptım. Şimdi zamanı durduralım. Halı dokunuyormuş diye bir şey duydunuz değil evet. mi? Nasıl gittiniz onu bir anlatın bana tam o zamanı. O zamanlarda fakirlik vardı hocam. Fakirlik vardı. Dediler falan yerde ipek halı dokunurmuş. Halılar çok para yaparmış. Biz de dedik öğrenelim. Her evdeki kız üç kızıdık. Gidelim biz de öğrenelim. Kalalım komşularda. Halıyı öğrenelim biz de yapalım. Gittik halı öğrendik. Halı yaptık. Halıyı yapandan sonra azıcık şey oldu. Para gördük. Para oldu. Halılar, ipek halılar para etti. Halı gelmeden önce biraz fakirlik fazlaydı. Halıda biraz daha iyi oldu. Peki orada öğrenmeniz 3 ay nerede yattınız kalktınız nasıl oldu? Gittiğimiz evde bizi annelerimiz götürdü. O eve dedi bu sizin dedi evlatınız size verdik dedi. Bu halıyı öğrene kadar bunlar sizde kalacak. Her işini bıraktılar biz onlara yerleştirdiler. Biz orada kaldık 3 ay. Hereke İpek Halısı nasıl ne ifade eder sizin için? Bak 15-16 yaşından beri bu işi yapıyor musunuz? Anlatın bakalım. Ne ifade eder? Bir meslek, bir gelir. Bir gelir kaynağı oldu, onu ifade eder. Halen gelir kaynağı mı? Bir yetkililere de çağrıda bulunun bakalım. Halen gelir kaynağı. Tabi bu sene kurs açıldı. Hiç mağdur olan arkadaşlar vardı. Gene 5 kuruş alınca sevindiler. İş kaynağı. Yine bizim halımızın devam etmesini istiyoruz yetkililerden. 2015 yılından bu yana Kürt Halk Eğitim Merkezi'nde müdürlük yapıyorum. Müdürlük görevine devam ediyorum. Hereke İpek Halı hikayesine gelmek istersek, Hereke İpek Halı hikayesi bizim hayatımızda çok önemli bir yer arz etmektedir. Anılarımızda, hayallerimizde, geçmişimizde çok önemli bir yeri vardır. Ben kendim de aynı zamanda bir Hereke İpek Halı ustası olarak görüyorum kendimi, dokumuş birisi olarak. Biz buna çok önem veriyoruz. Hereke İpek Halı bizim için neden önemli? Çünkü bildiğimiz bizim en eski halı, biliyoruz ki Pazırık halısı ve Türk halısı. Ve ipek halıdır. Çift düğüm tekniğine göre dokunmuş olan bu Hereke İpek halıları dünyanın en sağlam halılarıdır. Türk halılarıdır aynı zamanda. Bizim Kürt'ün ilçemizde tarihi çok önemli. Çünkü uzun yıllar Kürt'ün ilçemizde gelir kaynağı kısıtlı olan bu bölgede, bu zor şartlarda insanlarımıza gelir kaynağı olmuştur. Geçimlerini sağlamışlardır. İnsanlarımız halılarla beraber ev almıştır, arsa almıştır, araba almıştır. Düğün yapmıştır, kızlarını, çocuklarını evlendirmiştir. O yüzden bizim hayatımıza çok önemli yer arz etmektedir Hereke İpek Halıları. Hereke İpek Halı'nın hikayesi kültürümüzde 1980'li yıllardan başlamaktadır. 1980'li yıllarda bizim Kocaeli bölgesinde oturan Kürt'ünlü, özellikle Kırgeniş köyündeki vatandaşlarımız
Oradan bunu taşımış, köylerine getirmiş ve köylerinde usta yetiştirmeye başlamıştır. Bizim Kürtün bölgemizde özellikle Aşağılı Köyü ve Yukarılı Köyü mahallelerinde buradaki insanlarmış Kırgeç Köyü'ne gidip orada 3 ay kalıp evlerinde yatılı bir şekilde kalıp ustaların bu işi öğrenmişlerdir, ustalığı öğrenmişlerdir ve bu şekilde kültürümüze yayılmıştır. 1980'li yıllarda malumunuz olduğu üzere Kürtün ilçe değildi. O zamanlar Torol ilçesine bağlıydı. Torol ilçesine bağlı olduğu dönemlerde buradaki yetişen ustalar Tol Halk Eğitim Merkezi ile beraber aynı zamanda mahalle mahalle, köy köy kurslar açılmış, ustalar yetiştirilmiş, çıraklar yetiştirilmiş ve bu halı kazanç olarak devam etmiştir yıllarca. Evet, ala püsküller, çentikler, çantalar, Oğuz Türklerinin Çepni boyunun en güzel örneklerinden birisi ve camadan da dense, heybe de dense güzel bir geleneğimiz. Efendim merhaba, sizi tanıyalım. Ben Nihal Dizgin, halı kursundan çıkandan geri evde boş zamanlarımda bunları yapıyorum. Ne adları ne bunlar? Süs çantası. Süs. Şunları araba çekmeye yapıyorlar, alıyorlar. Nasıl bir anlat, nasıl yaptığınızı bir anlat bakayım. Kuşağı alayım, keseyim evde. Parça parça dikeyim bunları. Bundan sonra süsleyeyim bittiklerde, boncuklarla satayım. Ergenekon geçidine çok yakın bir yerde bulunan, dünyaca ünlü pazarı kalısının bulunduğu Altay Dağları'ndaki kurganlardayız. Dini, mitolojik, arkeolojik ve sanat tarihiyle ilgili araştırmalarda kültür tarihimize ışık tutan bu kurganlar, elemeyi, göz nuru halıcılık sanatımız bakımından da çok önemlidir. Halı sanatımızı daha iyi anlamak için 1947 yılında Altay Dağları'nda Rus arkeolog Sergey Rudenko tarafından 5. Pazırık Kurganı'nda bulunan eşyalara bakmamız gerekir. Bu kurganda göçer kabile üyelerinden bir süvariye ait eşyaları ve atı gömülü olarak bulunmuştur. Altay Dağları'nda 2500 yıl öncesine tarihlenen bu kurganda 1.89 x 2 metre ebadında bir halı ortaya çıkar. Bu yün halının dış bordüründe yan yana sıralanan süvariler görülür. Süvarilerin bir kısmı atlarının üzerindeyken bir kısmı atın yanında yürür. Bu süvariler göçer Türkmen boylarının hayatlarından bir kesit sunarlar. İç bordürü rengeyikleri süslemektedir. Pazırık halısı tasarım, ölçü ve şekil bakımından Türkmen halılarına çok benzemektedir. Simetrik düğüm olarak bilinen Gördes Türk düğümüyle dokunan bu yün halı santimetre karesinde 36 çift düğüm bulundurmaktadır. Bu düğüm devrine göre çok ileri bir tekniktir. Pazırık halısı Türklerin halıcılık konusunda çok eskilerden beri uzman olduklarını ispatlamaktadır. Dünyanın en eski halısı olarak tarihe geçen pazırık halısının orijinali, Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Ermitaj Müzesi'nde sergilenmektedir. Herekepek halı hala çok değerlidir, çok kıymetlidir. Fakat 1980'li ve 90'lı yıllarda, 2000'li yılların ilk başındaki olduğu zamanlardaki dönemlerdeki popülaritesini biraz yitirmiştir. Pazar payı biraz azalmıştır, pazar payı azalmasından dolayı. Aslında çok değerli bir ürün, çok kıymetli bir ürün. Aynı zamanda çok da pahalı bir ürün. Ama pazar payı olmadığından dolayı insanlarımız yavaş yavaş bırakmıştır bu işi. Biz bunu Halk Eğitim Merkezi'ne geldiğimizde canlandırmak istedik, tekrardan hayata katmak istedik. Biraz daha insanlarımıza bunu yine öğretmek istedik. Bu amaçla 2016 yılında Kürtün Belediye'miz büyük bir SODES projesi yürütmüştür. Bu SODES projesinde biz de ortak olduk. Protokol yapıldı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Kürtün Belediyesi arasında. Ve biz kursları düzenledik. Herekepek halı kursları düzenledik. Bu halı kurslarında 20 tane kurs yerimize bu halıcılığı öğrettik. Herekepek halı dokumayı öğrettik. Daha devam eden yıllarda 2017-2018 yıllarında da biz Kürtün Halk Eğitim Merkezi olarak bayrağı devraldık. Aynı şekilde bu faaliyeti devam ettik. Biz bu sefer
Gümüşhane Çalışma İş Kurumu'yla biraz ortaklaşa hareket ettik. Onlardan da destek aldık. Desteklerini bize esirgemediler. Kursiyerlerimiz burada bu sene mesela, bu sene itibariyle 20 kursiyerle başladık. 16 kursiyerimiz Herekepek halıyı öğrendi. Ve bu ürünler ortaya çıktı bu yıl itibariyle. İnşallah bu faaliyetlere devam etmek istiyoruz. Biraz maliyetli bir iş olduğu için bu uzun yıllar ara vermesinin sebebi de biraz maliyetli bir iş olduğu için biz bu sene belediyemizden destek aldık, yine Kürtün Belediyemizden. Elinde SODES projesinden sonra ellerinde kalan malzemelerle beraber biz bu kursu canlandırdık. Şimdi düşüncemiz elde etmiş olduğumuz bu ürünleri satarak, yine kursiyerlerimizin elde etmiş olduğu ürünleri satarak İPEK ürünleri alıp tekrardan bu işi devam ettirmek istiyoruz. Temennimiz o. Kültür, sanat, tarih, milletleri millet yapan, devletleri ilelebet yaşatan en önemli değerlerdir. Oğuz Türkleri, Amuderya, Silidere, Oğuz illerinden, Türkistan coğrafyasından, Horasan üzerinden Anadolu'ya gelip özellikle Doğu Karadeniz bölgesi, Gümüşhane, Giresun'u vatan yapan Oğuz Türklerinin Çepni boyunun yaşadığı ve ilk geldiği bölgedeyiz. Kürtün'deyiz. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi burası. Ve gelenekler halen devam ediyor. Çepni gelenekleri. Ve Çepniler hakikaten kültürlerini, medeniyetlerini bu coğrafyaya getirmişlerdi. Ve bugün camadan dense de biz bunlara Giresun Çepniler olarak heybe diyorduk. Hayba, heybe. Ama heybenin nasıl kullanıldığını da burada öğrendik Kürtün'de. Ve yayla yollarında, pazar yollarında erkekler veya hanımefendiler bu heybeleri önüne ve arkasına malları, yükleri, yiyecekleri, azıkları, katıkları, çökelikleri, peynirleri, ekmekleri, fındıkları doldurarak gidiyorlardı. Ama Birinci Cihan Harbi'nde bunların çok ayrı yeri vardı. Ayağı yalın ayak, üzerinde fazla elbisesi olmayan fakirlikten nineler, teyzeler, çocuklar, dedeler Birinci Cihan Harbi'ne, orduya yiyecekleri, erzakı bunlarla taşımışlardı. Bazıları sırtında, bazıları heybelerinde fındıklar koymuşlar, ekmekler koyarak, yükler sırtına alarak iki yaz, bir kış Harşit Vadisi'nde kalan ordumuzun yiyecek ve erzak ihtiyacını da karşılamışlardı. Evet, bugün Kürtün, Gümüşhane Kürtün Halk Eğitim Merkezi'nin panosunda bunları gördük ve heyecanlandık. İsterseniz sözü uzatmayalım. Çepniler kimdir? Çepni Türklerinin kültürü, medeniyeti, tarihi nedir? Çepni Türkleriyle ilgili hazırladığımız belgesel görüntüleri sizlere Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinden belgesel görüntülerle Çepni Türkleri belgeseliyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Oğuz Türklerinin Çepni boyu. 1301 yılında Trabzon'un fethinden 160 yıl önce Ordu Mesudiye'de kurulan Hacı Emiroğulları Beyliği'nin tarihini anlamak ve anlatmak için Doğu Karadeniz'i vatan yapan Çepni Türklerinin ana vatanına gidiyoruz. Amuderya ve Silidere boylarından Pamir Dağları'nı aşıp Horasan'ı geçerek Anadolu'ya göç ettiler. Türkistan medeniyetini bölgeye getiren Oğuz Türklerinin Çepni boyunu çok iyi tanımak ve anlatmak gerekiyor. Kültür ve medeniyet tarihimizin sınır çizgisi Dede Korkut diyarındayız. Amuderya ve Silidere nehirleri arasında kalan bölgeye Maveraün Nehir, Oğuz Eli denmekte. Oğuz Kağan destanına göre Oğuzların 24 boyundan biri olan ve Oğuz Kağan'ın oğlu Gök Han'ın soyundan geldikleri kabul edilen Çepniler, ünlü dil bilginimiz Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'te belirttiği 22 Oğuz bölüğünden 21.sidir. Kaşgarlı Mahmud, Çepnileri şöyle tanımlar. Çepniler bir Oğuz boyudur. Boyun genel özelliği asi, atılgan, cesur, mert ve savaşçı olmalarıdır. Çepni kelimesi düşmanla savaşan, mert, yiğit, asi, cesur anlamında kullanılmıştır. Oğuz Türklerinin Çepni boyu Türkistan coğrafyasından çetin yollar aşarak geldiler. Doğu Karadeniz bölgesine yurt yuva kurdular. Dağların zirvesindeki yaylalara,
obalar kurup vatan yaptılar. Ovalar ve derelerin kenarına köyler ve kışlaklar kurup yerleşik düzene geçtiler. Anadolu'nun taşını, toprağını sevip yurduna sahip çıkıp vatan yapan Çepniler. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Her ağacın, her kayanın anlatacak bir hikayesi vardır Doğu Karadeniz'de. Heyecanla yüzünüzü yalayan deli rüzgarlar eşliğinde yeşil sessizliği keşfetmeye yönelmek ne anlamlı bir yaşam biçimidir. Sabahları kalın sis perdesini kuşanan ebedi vatan Anadolu. Çepni Türklerinin ruhuna uygun coğrafyasıyla Doğu Karadeniz coşkusunu iç içe yaşadığı dağlardan, ormanlardan, çiçeklerden ve renklerden alır. Dağlık bir bölgede kurulmuş olan Çepni Türklerinin köyünün doğal ve sosyoekonomik yapısı yöresel mimariye yansımıştır. Dik yamaçlara ve yağışlı bir iklime sahip bölgeye özgü evler kurulmuş ve sonraki kuşaklar bu geleneği sürdürmüştür. Çepni Türkleri bağımsızlığı sever. Evlerin arası birbirlerinden oldukça uzaktır. Çepniler, günümüzde Doğu Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yaşarlar. Profesör Doktor Faruk Sümer, Oğuzlar, Türkmenler isimli eserinde Çepnilerin Anadolu'nun değişik yerlerinde yaşadıklarını ve Çepnilerin çoğunlukla Sünni olduğundan bahseder. 1515 tarihli tahrir defterlerinde Giresun ve civarındaki illerin vilayeti Çepni olarak adlandırılmakta. Samsun'dan itibaren sahili takip eden kısmının Çepniler tarafından Türkleştirildiği, Canik bölgesine adını veren Hristiyan kavmin yok olduğu ve Türklerin Giresun'a kadar ilerleyip küçük beylikler kurduğu bilinmekte. Mesudiye Kaleköy. Bayramlı Beyliği'ne başkentlik yapmış Kaleköy, yüzlerce yıllık medeniyetin muhteşem izlerinin bulunduğu Kaleköy'ün kalesine doğru şu an yolumuz devam ediyor ve kaleye gidiyoruz. Bu kale bir danışmentli beyliği kalesidir. Birinci Anadolu Türk beyliklerinden biridir danışmentlileri ve Malazgirt'in fethinden sonra kurulmuş olan en büyük beylikten birisiydi. Bu kale zamanın Trabzon Rum Devleti'ne doğru akınlar yapmak üzere bir nevi yapılmış olan gözetleme kalesi, karakol. Ondan sonra torunları dediğimiz Hacı Emiroğulları'na geçmiştir. Bu kale Hacı Emiroğulları tarafından yaklaşık 150 sene kadar kullanılmış. Osmanlı döneminde ise 17. yüzyılda terk edilmiştir. Çepniler 1071'de Anadolu'nun, 1277 yılından itibaren de Karadeniz bölgesinin fethedilmesinde önemli görevler üstlendiler. 1277 yılında Sinop'a saldıran Pontus Devleti'nin ordusunu bozguna uğrattılar. Bu yıllarda Çepnilerin önemli bir kısmı Sinop yöresinde yaşamaktadır. Çepnilerin savaşçı karakterleri kalıcı eserler meydana getirmelerini engellemiştir. Çepnilere ait kabileler değişik tarihlerde farklı cephelerde savaşmışlar ve orduyla gittikleri bölgelere yerleşmişlerdir. Selçuklu ve Osmanlı döneminde cepheden cepheye koşarak şehit oldukları için nüfusları azalmıştır. Danişmetlerin 2. Kılıç Arslan, yani Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan tarafından yıkılmasından sonra bir uç beyi olan Bayram Bey gelip
burada kaleyi yurt tutarak, yer tutarak buradan Anadolu'nun fethi işine devam etmiştir. Karadeniz'in fethedilmesinde, Giresun'un alınmasında Vakfı Kebir'den Terme'ye kadar olan toprakların fethedilmesinde büyük emeğe geçen büyük değerimizdir. Peşinden oğlu Emir Bey, Hacı Emir Bey gelmiştir. Trabzon Rum İmparatoru orduda Yasonburnu'nda bunların yani Hacı Emiroğlu Beyliği'nin 14 tane askerini şehit ediyor. İbrahim Bey Trabzon Rum İmparatorluğu'nun damadı olsa bile bunun intikamını almak için askerleriyle birlikte birçok sefer düzenleyip iyice Rumları Trabzon'a sıkıştırıyor. Ondan sonra yerine geçen oğlu Süleyman Bey ta Trabzon'un Maçka'sından berisini, ganimetlerini toplayarak buraya kaleye geliyor. Sınırlar genişledikçe artık buradan oralara gitmek zor olduğu için düşüncesi kalenin buradaki görevini ordunun 4 kilometre ilerisinde Eski Pazar denilen yere taşıyor. Orada camisini yapıyor, mescidini yapıyor. Orduyu da oraya götürüyor. Ordu denmesinin nedeni de ordugahın oraya taşınmasıyla alakalı. Bugün Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Trabzon yaylalarında çok sayıda toplu şehitlik bulunmaktadır. Bu şehitliklerin bulunduğu bölgeler Meşet, Meşet Obası ve Meşet Granı gibi adlarla anılmaktadır. Trabzon sancağına 1486 yılında tabi olan Çepni vilayetinde toplam 73 köy bulunduğu, 1583 tarihinde ise köy sayısının 202 olduğu görülmektedir. Bu köylerde nüfusun asıl çoğunluğunu Çepniler oluşturmaktadır. Bunlar 15. ve 16. yüzyılda bölgenin hakimiyetini tamamen ellerine geçirmişlerdir. Trabzon Rum Devleti yıkılana kadar bu durum devam etmiştir. Çepnilerin bir kısmı Sinop bölgesinden Ordu'ya da gelmiştir. Çepnilerin asıl yerleşim yerlerinden biri de Giresun'dur. Harşit Vadisi ve çevresinde yerleştikleri kışınsa Kürt'ün Doğankent arasında kışladıkları belirtilmektedir. Faruk Sümer Çepnilerin Anadolu'daki dini hareketlerde aktif rol oynadığını belirtmektedir. Şah İsmail ile İran'da Safevi Devleti'nin kurulmasında Çepniler aktif rol oynamıştır. Osmanlı Devleti kurulmadan önce Sarı Saltuk ve İzzettin Keykavus'la birlikte Bulgaristan Tuna boyları, Deli Orman, Silistre ve Romanya Dobruca bölgelerine geçen Türkmenler Çepni boyundandır. Alperenler, gönül sultanları, onlar İslam medeniyetini elden ele, dilden dile gezerek gönülleri fethetmişlerdi. Onlardan biri de hiç şüphesiz Sarı Saltuk'tu. Sarı Saltuk'un Balkanlara geldiği. Osmanlı'dan önce Balkanlara ilk çıktı. Bulgaristan'dayız ve Bulgaristan'ın Varna, Balçık yakınlarındaki o tarihi yarımadadayız. Deli Orman ve Dobruca'daki bu Çepniler hem yerel Kıpçak ve Peçenek halklarıyla hem de daha sonra gelen diğer Türkmen boylarıyla karışmışlar ve Çepni kültürünü yitirmişlerdir. Ancak birçoğu da Batı Anadolu'ya geri göçerek bugünkü Batı Anadolu Çepnilerini oluşturmuşlardır. Dobruca'da bulunan Türkler kendilerinin Türkmen olduklarını ve inanç önderlerinin Sarı Saltuk olduğunu söyleyerek bugün bile camilerde ve tekkelerde onun adına dua ederler. Biz bu sanatı, bu Türk sanatını, bu el sanatını yaşatmaya devam ediyoruz. Kürt Nalk Eğitim Merkezi olarak yaşatmaya devam ediyoruz. Belki de, bilmiyorum, Türkiye'de belki de vardır herkese bir kala ama nadir olduğunu düşünüyorum. Halk eğitimler arasında bir tek olduğumuz gibi bir kanı bende hasıl oldu. Özellikle Kocaeli günlerine gittiğimiz zaman, Kocaeli'de biliyorsunuz Hereke İpekalı. Fakat Kocaeli'de Hereke İpekalı'yı sergilerde ve fuar alanında
tanıttığımızı düşünüyorum. Kocaeli insanlarımıza gösterdiğimizi düşünüyorum. Onlar da şaşırdılar. Hereke İpek Halısı ama Kürt'ün 40 yıldır bu Kürt'ün de Hereke İpek Halıcılığı devam etmektedir. Yaşatmaya devam etmektedir. Bu bizim kültürümüz, el sanatımız, Türk halısı, bizim özümüz bu aynı zamanda Hereke İpek Halısı. Tescillenmiş bir ürün. Yaşatmaya devam ediyoruz. Unutulmasını istemiyoruz. Unutturmamaya çalışıyoruz. Kürt Halk Eğitim Merkezi olarak burada görev alan bir vatandaş olarak diyeyim aynı zamanda. Bir halk eğitim müdürü olarak bunu yaşatmaya devam ediyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah da belediyelerimiz, belediye kurslarımız, meslek bölümler, özellikle büyük şehirlerdeki meslek bölümler kurslarımı, halk eğitimlerdeki kurslarla bu yaşatılmaya devam edilecektir diye temenni ediyoruz. Hereke İpek Halıları aynı zamanda halk eğitim merkezlerinde olmakla beraber Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün eğitim programları dahilindedir. Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 3000 küsur tane kurstan bir tanesidir Hereke İpek Halı Dokuma Kursları. Hereke İpek Halı Dokuma Kursları 296 saati teorik olmak üzere, toplamda 800 küsur saatte uygulaması olmak üzere toplamda 1160 saatlik bir kurstur. Yani 3000 tane kurs arasından en uzun saatli kurslardan bir tanesidir aynı zamanda. Özellikle el sanatları kurslarında, el sanatları kapsamına girer. El sanatları kurslarında en uzun saatli kursta diyebilirim Hereke İpek Halı kursu için. Zor bir sanat olduğunu buradan da anlıyoruz aynı zamanda. Zor bir sanattır, zor bir kurstur. O yüzden uygulaması çok uzun sürmektedir. Aynı zamanda Hereke İpek Halı ve Hereke Halısı ile ilgili de İpek Halı ile ilgili de 3 tane kurs programı vardır Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün kendi sayfasında. Bunlardan bir tanesi 184 saatlik Hereke İpek Halı desen çizimi. Bir tanesi de işitme engelliler için yine 184 saati teorik olmak üzere toplamda 696 saat olan işitme engelliler için Hereke İpek Halı desen çizimi kurslarıdır. Bu 3 kursla beraber Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlar, halk eğitim merkezleri bu faaliyetleri, bu kursları sürdürebilirler, yapabilirler. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü, hızlı bir şekilde söylemem gerekirse hbogm.meb.gov.tr adresinden, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sayfası, Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfasıdır. Orada eğitim programları kısmında, yaygın eğitim programları kısmında tıkladığınız zaman 3000 küsür tane kursu orada görürsünüz zaten. Halk eğitim merkezlerinde bütün bu kursların 3000 küsür tane kursun hepsi açılabiliyor. Hereke İpek Halı da bunlardan bir tanesi ve bizim çok değer verdiğimiz, önem verdiğimiz el sanatları kurslarından bir tanesi. Yaşatmaya devam edeceğiz inşallah bizler. 1980'li yılları ve daha öncesi yılında ilçemizde silah kaçakçılığı veya kaçak silah yapımı çok fazlaydı. 80'li ihtilallerle birlikte silah kaçakçılığı yavaşladı, durdu. Durma noktasına geldi. Vatandaşlarımız geçim, para kazanmak, geçim derdine düştüler. Bu doğrultuda Mindizli Mahallesi, Kırgeriş Mindizli Mahallesi'ndeki vatandaşlarımız İpek Halıcı dokumayı hareketten öğrendi. Burada devam ediyorlardı. Yoğun bir şekilde vatandaşlarımız buraya yoğunlaştı. İleri geri her evde dokunur hale geldi İpek Halılarımız bizim her evde. Şahsen ben de dokudum. 8 tane halıyı ablamla birlikte biz de dokuduk. 8 tane İpek Halıyı değerlendirdik. Tabii bu İpek Halıcılığın buraya yerleşmesinde tarihi geçmişi önemli. Vatandaşlarımız daha önceden bir hazır bulmuşluk halindeydiler. Kendileri işte çul, dastar dokuma gibi, işte ip dokuma gibi, yük ipleri dokuma gibi bu dokumaları yapılıyor. Hatta annemin anneannesi bu kuruyla ilgili daha önceden ipek böceği kendisini onlar. Buradan ipek böceğinden kendisi ipek elde ediyor. Bununla ilgili de dokudukları keten gömleklerin yakalarına süslemeler yapıyor. Değerli olduğu için kök boyasıyla böyle süslemeler yapıyorlardı. Bu hazır bulmuşluğu üzerine bu gelince vatandaşlarımız çok yoğun bir ilgi gösterdi ve her evde, Kürt'ünün her evinde dokunur hale geldi. Dokundu. Tabii zamanla ekonominin genişlemesiyle birlikte bir de Hereke Halı'nın değerinin artık tam olarak anlaşılmamasıyla mı diyelim, değerini kaybetmesiyle, önceki pazarını kaybetmesiyle birlikte bu günümüzde biraz yavaşladı ama vatandaşlarımızın arz talep doğrultusunda halk eğitim müdürümüzün de destekleriyle tekrar biz kursumuzu açtık. Şu anda da Kürt'ün de unutulmaya yüz tutmuştu ama tekrar bir canlanmaya başladı. Vatandaşlarımız artık kurslarımızdan mezun olan vatandaşlarımız ellerinde dokumaya başladılar. İnşallah pazarlarda şenlikli olur diyorum. Binlerce yıllık geçmişe sahip Pazırık halısından ilham alınarak Anadolu'da 36 değişik yörede dokunan Türk halılarının en nadide örnekleri tarihi İpek yolunun kavşak noktası olan Hereke'de hayat bulmuştur.
Ohannes ve Bogos Dadyan kardeşler tarafından 1842 yıllarında kurulan Hereke Fabrikası, 1845 yılında ülkenin ilk özel dokuma fabrikası olarak faaliyete geçti. Aynı yıl fabrikanın mülkiyeti Osmanlı Devleti'ne devredildi. Başlangıçta bez ve ipekli kumaş üretimi planlanan fabrikada Avrupa ülkelerinden ithal edilen makinelerle beraber üretim alanı genişledi. Fabrika ürünlerindeki kalitenin piyasada kabul görmesi sonucu 1846'da Hereke markası tescil ettirilerek koruma altına alındı. 1850 yılında fabrikanın adı Hereke Fabrikayı Hümayun olarak değiştirildi. Hereke Fabrikayı Hümayun, Sultan Abdülaziz döneminde piyasada satılmak üzere ipekli dokuma üretimine başladı. 1878 yılında yangın geçirdi. 1882 yılında yeniden faaliyete girdi. Dünyanın en büyük el dokuma halıları arasında yer alan Yıldız Sarayı Büyük Salon'da bulunan halı, Hereke'de dokundu. Kültürümüz genel olarak insanlarımızın el emeği olarak da yapmış olduğu hereke halılarımız, gurbetçi olduğumuz için biz genelde vatandaşın göç verdiğinden dolayı İstanbul'a giden hemşerilerimiz o tarih 1980'li yıllarda orada Körfez'in Hereke merkezindeki beldesindeki oradaki hereke halıların orada dokunduğunu, maddi değerinin yüksek olduğunu gördükten sonra insanların da burada işsiz ve göç verdiğimiz bir ilçe olarak oradaki sanatı en kısa zamanda bizim insanlarımızın tecrübe, yetenek, bilgi ve yetenek yönünden iyi bir noktada olduğundan, el becerisinin olduğundan dolayı bizde normal olarak yine el sanatlarımız da yaygındır. Bizde mesela zil, kantar, ondan sonra yine dediğimiz yine dastar dokuması, çente, ondan sonra çöpür çorabından tutun da efendim bütün el sanatları olarak insanlarımız burada çepni olarak mesela burada yöresel olarak bizim göçebe bir kültür olduğumuzdan dolayı insanlar ihtiyaç ve gereksinimlerini kendi imkan ve şartlarıyla halletmeye çalışan bir toplum olarak ilçemiz olarak da büyük bir özveriyle bu sanatlarımızı bugünümüze getirmiş bulunmaktayız. Bu ilçede halıcılık kooperatifi başkanlığı yaptım yaklaşık 10 yıl. 1985-95 arası ve bizim bu bütün köylerde bu işi yani hemen hemen yani Kürt'ün 36 tane köyü var. Yani %80'i bu köylerde bu halıcılık işlerini yapıyorlardı. Fakat o yıllarda buradan toparladık yani halılara hafta günleri alıp cumartesi günü harekete halı pazarına götürüp satardım ben. Satış o zamanlarda çok büyük talep, yurt dışı yani talebi vardı. O 95 yılından sonra bu talep çok azaldı. Yani bunun esasında yurt içinde bu halıların kullanılma şeyi yok. Tabii halının kalite bakımından mesela Kürt'ünde dokunan halının kalitesi diyelim ki Fatsa'da, Sivas'ta halının kalite, ilmek sayısına göre kalite farkları var. Bizim halılarımızda bu halıların içerisinde yani birinci değilse bile ikinci, üçüncü gelip ama çok satılıyordu. Ve bu çevrenin insanı çok büyük bir para gelir elde etti bu halılardan. Fakat 95 yılı sonrası nasıl olduysa yurt dışı satışları pazar daraldı yani. Satışlar azalınca büyük ölçüde vatandaşlar... Vergi kaldı üzerinden değil mi efendim? En büyük şey devletimiz koruyordu bu halıyı. Evet. 2000 dolar metrekare başına gümrük koymuşlardı. Evet. Yeniden inşallah o gümrük konur da bu halılar yeniden dokunur efendim. Çok müthiş bir mesela çok müthiş bir para girdisi vardı her hafta. Yani her hafta biz buradan mal götürüp herkese satıyorduk. Ne kadar götürüyordunuz efendim? O günlere bir dönelim. Kaç halı götürüyordunuz? Nasıl oluyordu? Kaç kişi burada halı dokuyordu? O günlerde bu işi yapan yaklaşık 10 tane esnaf vardı benim gibi. Yani yapan. Kooperatifte çok şey yapıyordu ama. Kürt'ün İpek Halı Kooperatifi. Vardı. Kaç kişi ekmek yiyordu bundan şey olarak? Ben size şöyle söyleyeyim. Yani 35-36 köy var. Bunun içerisinde yapmayan köy saysan 10 tane yoktur. Yani 26'sı 30'u yapıyordu burada. Bu işe yani her evde bir İpek Halı var. Her evde var. Mesela şimdi şuradaki gördüğünüz idarecilerin bile hepsini biz mesela ben kendi evimde bile halı dokuttum. Kendim çocuklarım dokudu, sattık ve çok güzel ve temiz bir iş. Fakat bu işin pazarın daralması
Yani neden olduğunu anlayamadık. İşte gümrük vergisi kaldırılınca sağ olsun yanlış bir karardı. Yani inşallah tekrar konur. İşte, efendim çok teşekkür ediyoruz. Son olarak ne söylersiniz efendim? Ben bu sanatın mesela bizim bu çevrede çok ilerlemiş ve bu işi mesela bizim hemen hemen çocukların tamamı bu işi biliyorlar. Eğer böyle bir pazar imkanı açılırsa veya bu gümrük meselesi çözülürse çok büyük gelir sağlayacağını, bu çevrenin insanlara çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Halı sanatı, halıcılığımız ve milletleri millet yapan, devletleri ilelebet yaşatan kültürleri ve sanatlarıdır. O halıcılığımız da Altay Dağları'ndan Pazırık halısı olarak bildiğimiz 2500 yıllık geçmişinden Anadolu'ya gelen hereke'de dünya markası olan hereke ipek halı sanatı. Araştırıyoruz, gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü halı sanatı, halı kültürü önemli. Ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü PRODES kapsamında Avrasya Gazeteciler Derneği olarak yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kürtün'de bu halıcılığın yaşadığını ve sergi açıldığını öğrenince buraya geldik. Buraları da görüntüleyip herekeipekhalı.com sitemizden araştırmacılara, kültür adamlarına, akademisyenlerin bilgisine sunalım istedik ve halıcılık burada yaşatılıyor. Yetkililerden bilgi aldık, sergiler açıldı. İsterseniz belgesel görüntülerle sizleri 11 Temmuz 2019 tarihinde Gümüşhane Kürtün'de açılan Hereke İpek Halı Sanatı kursunun sergisine götürelim. Birlikte izliyoruz. 9 yaşından beri halı dokuyorum. Hereke'den gelen bir abladan öğrendim herekeyi, halı dokumayı. Dokudum, 9 sene halı dokudum, sattım. Hereke'ye gitti, satıldı halılarımız. Ondan geri İstanbul'a taşındım, 15 sene oldu. İstanbul'da 15 sene kaldım. Tuzla, İsmek'te, İşkurul'a bir halı düzenlenmiş olduğu seminerde görev yaptım. Halı dokudum, 40 tane kursiyerim var. Öğrenciler yetiştirdim. 3 aydı bizim kursumuz, 3 ay sonra bitti kursumuz. Şu anda Kürtün'e taşındım, memleketime. Burada da halıcılık birinci olduğu için dokumasını bilenlerimiz, çok ablalarımız var. İstek istiyorum, açılmasını istiyorum, dokunmasını istiyorum. Ben de öğreteceğim. Güzel şeyler yetiştirdim öğrenciler, memnunlar, belgelerini verdim. Seviyoruz memleketimizde, dokunmasını istiyoruz, açılmasını istiyoruz. Sen kaç halı dokudun tahminen? Tahminim 40-45 tane dokumuşturum. 45 ipek halı. Kursuyla beraber, evet. O hangi halıları dokudunuz böyle bir sayın? Hepsinin ismini bilmiyorum ama Çeşme Bülbül var. Dokuduğumuz meşhur halılar. Asma Kapı var. Ondan geri Damla Kartı var. Hediye dokuduğumuz, belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza dokuduğumuz panolarımız var. Yaptığım sergileri görün. Hadi. Bu halıları hiç bilmeyen öğrencilerimiz dokudu. Hiç bilmiyordu. Bu halıları dokudular. Kimi kirasına, kimi evine destek oldu. 5-10 kuruş para aldı da. Bunu biz devam etmesini istiyoruz. Bize bir gelir kaynağı olsun diyor. Bu bülbül halımız, bu biten halımız. Bu sihirli vazumuz. Bu küçük panomuz. Bu da sihirli vazının küçülmüşü. Burada ipimiz var, dokuduğumuz ipimiz, bu çözgü ipimiz, bununla çözüyük. Bu makaralara sarı, bundan sonra çözüyük. Nereden alıyorsunuz ipek ipleri? İstanbul'dan, Bursa'dan getirdiyük. Bu halımızın ismi kuşlu 25'lik halımız, kuş halımız. Bu halımız yine 40'lık çeşme bülbül halımız. Bu 20'lik halımız, yıldızlı deriz buna desenle. Bu da kuşlu. Bu sihirli vazumuz, bu aynen bu halının devamı, bu kız kulemiz, kız kulesi yaptık bundan, bu halımız da çeşme bülbül. Kurulduğu 1843'ten günümüze hereke halısı, kalitenin ve görkemin simgesi olma özelliğini hep sürdürmüştür. Bugün dünyanın en ince halısı rekorunu elinde bulunduran, Hereke'de Nuriye Kıvanç tarafından 5 senede dokunan Hereke İpek halısıdır. Santimetre karesinde 1024 ilmik bulunan bu halı, uluslararası sergilerde büyük ilgi görmüş, Pazırık halısından Hereke halısına Türk halı sanatının bir dünya markası olduğunu ispat etmiştir.
Cumhuriyet'in kurulmasından sonra ipek halı üretimi dünyada yaşanan ekonomik krizler yüzünden lüks olarak görüldüğü için ihmal edilmiştir. 1950'li yıllarda usta dokumacıların katkılarıyla hereke halı dokumacılığı bir sanat kolu olarak tekrar değer kazanmıştır. Tamamı el dokuması olan halılar günümüzde işçiliği ve sanat değerleriyle kabul görmektedir. Hereke fabrikası 1925'te Maliye Bakanlığı'na, 1933 yılında Sümerbank'a devredilmiş, 1995 yılında Sümerbank'ın özelleştirme çalışmaları sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na devredilmiştir. Tarihi Hereke Halı ve Kumaş Fabrikası halen Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı olarak müze fabrika şeklinde halı ve kumaş üretimine devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı patentlerle coğrafi olarak tescilli olan hereke ipek alıcılığının gelişmesi için büyük çaba sarf etmektedir. Sayın İsmail Bey, Kültür İlçemize hoş geldiniz. Kültür'ün 1990 yılında da projelerimiz vardı. 1980 yılında Mehmet Bey'in dediği gibi ilçe başkanımızın da Milli Eğitim Müdürümüzün, Halk Eğitim Müdürümüzün dediği gibi 1980 yılında başlamış olan Hereke Halı'nın Kültür'ün de bugün de sizlere gündemini yine yad etmeniz için bu projenin burada devam ettiğini Türkiye'ye yansıtmanız için sizlere teşekkür ediyorum. Bunun anısına sizlere Kürtün Belediyesi'nin ortaklaşa halk eğitimle yapmış olduğu projeden Edebeyi Göz Nuru hazırlanmış olan projeden ürün olarak sizlere bu ipek halıyı takdim ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Demek çalışma boşuna olmamış. Biz İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü PRODES kapsamında Avrasya Gazeteciler Derneği olarak Hereke İpek Halımızın hazırlık halıları 2500 yıllık geçmişten Altay Dağları'ndan Anadolu'ya ve Kürt'üne araştırmasını yapıyorduk. Bu bizim için çok değerli, çok önemli bir anı. Bunu derneğimizin çok özel bir yerinde muhafaza edeceğiz ve bu hatırayı, anıyı unutmayacağız. Şahsınızda Kürt'ün halkına, Kültür Müdürlüğü, Halk Eğitim ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze herkese teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Yine bu Hereke Halımızın ve kültürümüzün gündeme bu halıların yine projelerin kapsamında biz belediye olarak destek vereceğiz. Bu noktada sizlerin de basın olarak yine medya olarak yine kültürün halkı adına ve bu projelerin tanıtılması adına bize katkı koyarsanız biz de bu noktada sizlere şükranlarımızı sunarız. Tekrar böyle programlarımızın ilçemizde olması ihtimaliyle biz sizlere teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.